Sevgili severler, Adana İtman Pisti programımıza hoş geldiniz. 9 Aralık Pazar günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saat 18'de 1. koşuyla birlikte 7'li plase, saat 18.30'da 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Adana'da 9 Aralık'ta start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler ve günün ilk koşusunda 2 numaraya kayıtlı Reaktif isimli safkanla programımıza başlıyoruz. 2 numaralı Reaktif son çalışmasında bini 3.6, son 400'ü 25.4'lük bir galop yaptı Uğur Kulak idaresinde ve son çalışmasını bu şekilde gerçekleştirdi 2 numaralı Reaktif. 3 numaralı Jessam'ın 638.9, son 400'ü 25.9'luk galopunu Sadık Yıldız idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz değerli izleyenler 4 numaralı Karma Felsefesi'ne ait Karma Felsefesi dışta olan safkandı. 1200'ü 1.16.5, 1.3.5, son 400'ü 25.6 oldu. Karma Felsefesi'nin içinde bulunan safkanda Mr. Hart'tı. 5 numaralı Aypel Darazari'nin 638.5, son 400'ü 24.5'luk galobunu Musa Demir idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Lady Jaylin isimli safkana ait. Lady Jaylin Halil Köse idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 638.9, son 400'ü 25.5'luk galobuyla ekranlarınıza geliyor. Yedi numaralı KS Tugen bu safkanda 400 metrelik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Onur Beyazıt idaresinde 400'ü 25.5 oldu 7 numaralı KS Tugen'in. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 8 numaralı Olives geliyor. Olives 400 metrelik kısa düzlük sprintini Mehmet Keskin'le gerçekleştirdi ve 400'ü 27.5 oldu. Sevgili yarışseverler, günün ikinci koşusuna geçiyoruz ve ikinci koşuda ilk olarak görüntülerimize 2 numaralı Aslantu isimli safkan geliyor. 2 numaralı Aslantu 400'ü 25'lik kısa düzlük sprintini Onur Polat idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Bartolomeo içte olan safkandı. Bini 2.9, son 400'ü 26.5 oldu. Dışta Forever in Love vardı. Geride kalansa El Rapido isimli safkandı. Bartolomeo içte olan safkandı değerli izleyenler. 4 numaralı Lombardi 638.5, son 400'ü 25.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını Nihat Baydan idaresinde tamamladı. Sıradaki görüntümüz 5 numaralı Noble Sea isimli safkana ait. Noble Sea'de Onur Polat idaresinde 400 metrelik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 400'ü 24.2 oldu. 6 numaralı Punch Mahal 400'ü 24.3'lük kısa düzlük sprintini Cihat Yıldırım idaresinde gerçekleştirirken son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Roar Mont ekranlarımıza geliyor. 400'ü 25.5'luk kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı Uğur Aydilek idaresinde. 8 numaralı Solar Enerji ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda 400 metrelik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 400'ü 25.5 oldu Bünyamin Polat idaresinde. 9 numaralı Stronghold 639.6, son 400'ü 25.5'luk galobunu 7 Aralık sabahı Mert Ali Solmaz idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Güzide Zeynep'im İsmail Gür idaresinde bu yarış için 600'ü 38.5, son 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Sıradaki görüntümüz 11 numaralı My Legend Girl isimli safkana ait. 400'ü 26.2'lik kısa düzlük sprintini Vedat Çavuşoğlu idaresinde 8 Aralık sabahı gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Son olarak 12 numaralı World of Art ekranlarımıza geliyor. 400'ü 25.5'luk kısa düzlük sprintini Müslüm Örtünç idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı.
Sevgili yarışseverler, günün 3. koşusuna geçiyoruz ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Zehir Hafiye isimli safkan geliyor. 1 numaralı Zehir Hafiye Mahmut Yardımcı İdaresinde 8 Aralık sabahı 200'ü 14.9'u kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Mavi Ateş isimli safkana ait. 4 Aralık sabahı Uğur Demir İdaresinde piste çıkan bu safkan 400'ü 28.7'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Seher'in Sesi Eyüp Sofi İdaresinde 4 Aralık sabahı 400'ü 30'luk turvakar kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Dört numaralı Anadolu Kan Erhan Demir İdaresinde 7 Aralık sabahı 800'ü 1.0.7 son 400'ü 30.6'lık bir galop gerçekleştirdi. 4 numaralı Anadolu Kan. 5 numaralı Bilgin Kadir Taner Bali İdaresinde 8 Aralık sabahı 200'ü 14.8'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Nejat Ağa isimli safkana ait 8 Aralık sabahı Ahmet Dost idaresinde bu yarış için 600'ü 43.2 son 400'ü 29.4'lük bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Baba Dağınoğlu Erdal Baysal idaresinde 8 Aralık sabahı 400'ü 27.5'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Dokuz numaralı Singapur Prensi Cuma Ali Avli ile 8 Aralık sabahı bir kenter yaptı ve Singapur Prensi'nin son gün yapmış olduğu kenteri ekranlarınıza geliyor. On numaralı Fülane ekranlarımıza geliyor değerli izleyenler. Fülane bu koşuda start alan ikürisi 3 numaralı Seher'in Sesi'yle birlikte çalıştı. Fülane içteki safkandı. 800'ü 57.8, son 400'ü 29.4 oldu. Fülane Emrah Sincan idaresinde son çalışmasını tamamladı. 11 numaraya kayıtlı Baba Bülent Levent Taptuk idaresinde 7 Aralık sabahı 600'ü 47, son 400'ü 30'luk turvakar bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Son olarak görüntülerimize 12 numaralı Çıkmazoğlu geliyor değerli izleyenler. 2 Aralık sabahı Aprantisi'nin idaresinde 1000'i 14.2 son 400'ü 28'lik bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı 12 numaralı Çıkmazoğlu. Sevgili yarışseverler, günün 4. koşusuna geçiyoruz ve 1 numaralı Gananda Solo isimli safkan geliyor ekranlarımıza. 1 numaralı Gananda Solo Hasan Yıldırım idaresinde 5 Aralık sabahı bu yarış için yaptığı 1000'i 4.5 son 400'ü 26.7'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Gananda Solo 1000 metrelik galobuyla son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Semih Bey isimli safkana ait. Semih Bey yarıştan bir gün önce 8 Aralık sabahı Mehmet Aygün idaresinde bir kenter yaptı ve Semih Bey'in son gün yapmış olduğu kenteri ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Halil Şah'ta 8 Aralık sabahı Ahmet Dost idaresinde piste çıktı ve bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 40.8 son 400'ü 27'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Bu şekilde son çalışmasını tamamladı 3 numaralı Halil Şah. 4 numaralı Anka iç pistte bir kenter yaptı 8 Aralık sabahı yarıştan bir gün önce ve Anka'nın iç pistte yaptığı son günkü kenteri ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Unchained Melody Arslan Birdal idaresinde 7 Aralık sabahı 400'ü 26.8'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Zafer Meydanı 1000'i 2.2 son 400'ü 25.9'luk galobunu 2 Aralık sabahı Bora Serinkaya idaresinde gerçekleştirdi. 7 numaralı Talya Hanım'da Emrah Sincan idaresinde 4 Aralık sabahı 800'ü 51.5 son 400'ü 25.8'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı.
9 numaralı Tek Dalın İzi, Mücahit Bayır'la 8 Aralık sabahı 200'ü 14.4'lük kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Yarıştan bir gün önce yaptı bu sprintini Tek Dalın İzi. 10 numaralı Pastor, bini 4.5, son 400'ü 26.5'luk galobunu 3 Aralık sabahı Müslüm Çelik idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Sevgili yarışseverler, günün 5. koşusunda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Dream Fairy isimli safkan geliyor. 1 numaralı Dream Fairy, Bora Serinkaya idaresinde 8 Aralık sabahı 400'ü 23.5'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Rumet, Fatih Rüstem Bebek idaresinde 8 Aralık sabahı 400'ü 26'lık kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz 3 numaralı Erov isimli safkana ait, Çağdaş Beyaz Toprak idaresinde 8 Aralık sabahı 200'ü 14.5'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 3 numaraya kayıtlı Erov. Dört numaralı My Titanium'da Fatih Rüstem Bebek idaresinde yarıştan bir gün önce 8 Aralık sabahı 200'ü 12.6'lık kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Dear Molly 1000 metrelik bir galop yaptı. Bu galopun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. Müslüm Çelik idaresinde 4 Aralık sabahı 1000'i 6, son 400'ü 27.3 oldu. 7 numaralı Kraliçe Havva Vedat Çavuşoğlu idaresinde 8 Aralık sabahı 600'ü 38.6, son 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 8 numaralı Herring geliyor. 8 Aralık sabahı yarıştan bir gün önce Ali Emre Tülek idaresinde bir kenter yaptı ve Herring'in son gün yapmış olduğu kenteri ekranlarınıza geliyor. Sevgili yarışseverler, günün 6. koşusuna geçiyoruz ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Apokalipto isimli safkan geliyor. 1 numaralı Apokalipto içte olan safkandı. 800'ü 50.5, son 400'ü 25.8 oldu. Apokalipto'nun dışında yer alan safkan Eccleus'tı. 3 Aralık sabahı bu galobu yaptı 1 numaralı Apokalipto. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Artsman isimli safkana ait. Öndeki safkandı Müslüm Çelik'le 800'ü 50, son 400'ü 24.7'lik bir derece gerçekleştirdi. Arkada kalan Damaris isimli safkandı. Önde potayı geçen 2 numaralı Artsman'dı. 3 numaralı Beybora Metin Yıldız idaresinde 8 Aralık sabahı 600'ü 39.9, son 400'ü 26.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Deniz Han Bey, Necdet Tuncer idaresinde 8 Aralık sabahı bir kenter yaptı ve Deniz Han Bey isimli safkanın son gün yapmış olduğu kenteri ekranlarınıza geliyor. Beş numaralı Hesperos, Musa Demir idaresinde 7 Aralık sabahı 400 metrelik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 400'ü 27.5 oldu. 5 numaralı Hesperos, Musa Demir idaresinde son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 6 numaraya kayıtlı Kurt Dedem, Mehmet Aygün idaresinde 8 Aralık sabahı bir kenter yaptı ve Kurt Dedem isimli safkanın son gün yapmış olduğu kenteri ekranlarınıza geliyor. Yedi numaralı Pro isimli safkanda yine aynı şekilde 8 Aralık sabahı Eyüp Sofi idaresinde bir kenter yaptı yarıştan bir gün önce ve Pro isimli safkanın son günkü kenterini izliyorsunuz. 8 numaralı Sakarbaşı Mehmet Keskin idaresinde 8 Aralık sabahı 400'ü 28.5'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Satrap ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda dışta olan safkandı. İçinde Black Feeder vardı. 600'ü 37, son 400'ü 24.8 oldu. 9 numaralı Satrap'in.
10 numaralı kedim Halil Köse İdaresi'nde 8 Aralık sabahı 4 düzlük 29,5'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 11 numaraya kayıtlı Lady Snow isimli safkan geliyor. Lady Snow 8 Aralık sabahı Fatih Rüstem Bebek İdaresi'nde 200'ü 14,5'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarışseverler, 7. ve son koşuya geçiyoruz. Bu koşuda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Canım Çiğdem isimli safkan geliyor. 1 numaralı Canım Çiğdem 8 Aralık sabığı Vedat Çavuşoğlu idaresinde 400'ü 29,4'lük kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. İki numaralı Saray Cariyesi Levent Taptuk idaresinde 7 Aralık sabığı 800'ü 1.02.2 son 400'ü 32'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. Üç numaralı Açık Kırmızı Hakan Yıldız idaresinde 8 Aralık sabığı 400'ü 30'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Dört numaralı Kızım Özçelik, Cihat Yıldırım idaresinde 8 Aralık sabahı bir kenter yaptı ve Kızım Özçelik isimli safkanın son gün yapmış olduğu kenteri ekranlarınıza geliyor. Beş numaralı Dilber Gülü de Halil Köse idaresinde 7 Aralık sabahı 400'ü 29'luk kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Altı numaralı Kısmet Kız Ozan Bulut idaresinde 7 Aralık sabığı bu yarış için 800'ü 1.03.9 son 400'ü 32,5'luk bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Albunea 8 Aralık sabığı bir kenter yaptı Mehmet Çelik idaresinde ve Albunea isimli safkanın son gün yapmış olduğu kenterini izliyorsunuz. Sıradaki görüntümüz 8 numaraya kayıtlı Abidem isimli safkana ait değerli izleyenler. 7 Aralık sabahı 400 metrelik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Abidem Mahmut Yardımcı ile 400'ü 29 oldu. Dokuz numaralı Aşk ve Gül 600'ü 45,4 son 400'ü 29,8'lik galobunu Musa İleri İdaresi'nde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. On iki numaralı Farise'de 600'ü 43,6 son 400'ü 29'luk bir derece gerçekleştirdi ve Mustafa Altıkaler İdaresi'nde son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarışseverler, 9 Aralık Pazar günü Adana Yeşiloba İpodromu'nda 7 koşulu yarış programında saat 18'de 1. koşuyla birlikte 7'li plase, saat 18.30'da 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Gündüz İzmir Şirinyer İpodromu'nda 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saat 14.30'da 2. koşuyla birlikte 7'li plase, saat 15'te 3. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Yurt dışı yarış programında Kanada'nın Woodbine İpodromu'nda 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saat 21'de ilk koşuyla birlikte 7'li plase, saat 21.31'de ikinci koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlamış olacak. Sevgili yarışseverler, 9 Aralık Pazar günü Adana'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İdman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.